görüyor musun? Anında şımardı bu hödük. Aslan mı? Yok, o hödükten bahsetmiyorum. Serkan hödüğünden bahsediyorum. Yine ne yaptı çocuk? Sabahtan beri arıyorum. Geri dönmek, cevap vermek hiçbir şey yok. Ya olur mu? Böyle giderse ayrılırız vallahi. Kızım sen tevekkel misin? Dün çocuk arıyor diye ayrılıyordun, bugün aramıyor diye ayrılıyorsun. Ya anneciğim, o da beni alıştırmasaydı Zartzurt aranmaya. Aa, ne yapabilirim? Hem böyle giderse gerçekten biter bu iş. Çünkü son kez arıyorum. Bana bak, sen taklaya gelmişsin. Bir kere arayan taraf oldun. Anneciğim, neden beni gaza getirmeye çalışıyorsunuz? Zaten bu aptalın eline vereceğim tasdiknameyi oğlu verecek. Bitti mi? Yok canım, nerede? Biraz dinleneyim dedim. Rendeyi yakmış, yufkaya sarmış, buzluğa atmış. Düşünün yani. Bir saniye, tek tek anlat. Düşünmeye çabalayacağım. Sabahleyin göreceksiniz hödüğü. Aldı başını kaçtı gitti, kızları bile beklemedi. Ne yapsın adamcağız? Senin esprilerine katlanmak kolay mı anne? Hakikaten anneciğim, bazen çok gaddarlaşıveriyorsun. Adama ne dedi biliyor musun? Aslan usta, bir omlet yap da haftaya yeriz. Bazen ben de acıyorum ama yani aslanı görünce dayanamıyorum. Bunlar bizim çiçeklerden değil mi kız? Haberler galiba. Ne diyor acaba? Ne diyecek? Aslan paraya kıydı, mehveşe orkide aldı diyor. Zanlıların ünlü ve zengin kişilere hediye olarak gönderdikleri çiçeklerin içine dinleme cihazı sakladıkları ve bu şekilde elde ettikleri ses kayıtlarıyla da yüzlerce kişiye şantaj yaptıkları ortaya çıktı. Böcek ismi verilen dinleme cihazlarının ülkemizde satışı yasak olmakla birlikte internetten kolaylıkla temin edilebiliyor. Bak ve görüyor musunuz neler yapıyorlar? Ayol ünlülerin evine koyuyorlarmış, her şeyi dinliyorlarmış. Allah korusun. Korkunç bir şey. Anneciğim, iyi ki ünlü değiliz hiçbirimiz. Aslında güzel fikir ha. Bunlardan bir tane alacaksın, aslanın dükkanına koyacaksın. Orada ne var ne yok her şeyi öğreneceksin. Yok, yok. Saçmalama. Cebimde boncuk buldum. Hayırdır usta? Tele kulak yok mu bugün? Yok yavrum, bıraktım o işleri ben. Ciddi mi söylüyorsun? İstersen gülerek söyleyeyim Yunus'cum. Bıraktım o işleri ben. Vallahi beni çok şaşırttın usta. Yakalandın mı yoksa? Ulan gerizekalı, yakalansaydım öldürürlerdi beni. Bak iki dakika düzgün konuşuyorsun, sonra yine bak. Aynı. Bana göre değil, hayırlı iş değil yani. Boş ver usta. Hayırsız iş kime yarar? Doğru söylüyorsun. Bak doğruya doğru. Aferin. Dün gece evi yıkıyordum ya. Hayırlı gelmedi, anladın mı yani? Dövmeciyi dövdüm. Bir daha ne yapayım abi? Ömrüm tuvalette geçti ya. Her gün tuvaletteyim yani. Yeter. Aslan abi bir şey soracağım abi. Senin cihaz çalışıyor mu? Ne cihazı yavrum? Abi ne cihaz olacak? Dinleme cihazı. Açılıyor ama ses gelmiyor. Kalem soktum yok. Onofa bastın mı onofa? Bastım abi. Sabahtan beri uğraşıyorum. Seninkine baksana bir. Tam bırakıyorum. Yine hayatıma sokuyorsun şunu ya. Getir antenini getir. Çıkar. Bak bakayım. Nasıl anlıyorsun oğlum teknolojiden? Al benimkine bak diye veriyorum. Abi normalde değdiğinde ses gelmesi lazım. Anten antene değiyor şu anda. Ses gelmesi lazım. Yok işte bozuldu. Kim o? Yengem, korkunç bir keşifte bulundum. Ay hayırdır ablacığım, ne oldu, ne keşfi? Kubat kocacığım bana cip takmış. Ay cip mi almış? Cip takmış. Cip mi takmış? Ay evet, hani geçen gün bana saat hediye etmişti ya çakma Rolex. Meğersem onun içine böyle börtü böcük koymuş. Öküz kocacığım. Öküz. Ben de sabah böyle toz alıyorum, Rolex'im yere fırladı. Baktım içinden böyle böcükler de çıktı. Bunu Asalet Hanım teyzeciğime söylemem lazım. Demek öyle.
bayağı çalışmıyordur bu. Zannetmiyorum, cilide garantiye almak için tam 3 defa imha ettim. Nasıl yani 3 defa? Çekiçle vurdum, camdan attım, daşla ezdim. Zaten hala çalışıyorsa bırak çalışsın. Anneciğim ya, hakkımızdaki her şeyi herkesler öğrendi. Sanırım ilk uçakla Japonya'ya yerleşeceğim. Üzülme hayatım, ben onların öğrendiklerini unuttururum onlara. Anne, içeridekini de kıralım. Evet, camdan atıp daşla ezelim. Hatta hiç üşenmeyelim, yemeğe karıştırıp bir güzel yedirelim. Kız, bana benzemeye başladın da. Kabul ediyorum. Ama benim daha güzel planlarım var. Ya, ne? Yavrum dün çalışıyordu bu alet. Gene çalışıyor da ses gelmiyor abi. Yok, kalem de işe yaramıyor. Kusura bakma ama sen iflah olmazsın usta. Yavrum, görmüyor musun? Aletin iletişimi bozuk, çalışmıyor. Bir sus ya. Git yavrum, yüreğinin götürdüğü yere git. Yürek mürek bunlar daldılar bak, sakatata girdiler, dur. Dur dur, burada iyi bir dakika. Ben de lise bitsin, şöyle üniversite başlamadan birkaç sene dünya turuna çıkmayı planlıyorum. Bu sene çok moda. Ne diyor lan bu? Gez teyzem gez. Gez de bana benze, gezenti ol. Ben de okulu bırakıp tetikçi olayım diyorum. Çok para var diyorlar. Aa! Yaptım ya! Aferin kız sana. Senden spider bile olur. Yavrum bir dur be. Bir dur be, bir dur. Allah kahretmesin. Ben uzak doğuya gideceğim. Düşündüm, taşındım, Budist olmaya karar verdim. Aa! Neler söylüyorlar bunlar Kubat? Ben de çalışmaya karar verdim artık. Bir masaj salonu açacağım. Masaj salonu mu? Masaj salonu mu? Ben bunları kestim. Gözünü seveyim, bana şuradan bir çıkma satır al da gel. Allah'ını seversen Kubat. Abi dur bir saniye, satır matır bir şey değil. Onu bulurum o falan. Bir çıldırma, bir sakin ol ya. Kubat kocacığıma söylemeyin. Ben de kombine bilet aldım. Yakında Madrid'e gidiyorum. Arda'nın yanına. Arda'nın yanına diyor abi, ben satır, taş, sopa bir şeyler bulup geliyorum abi. Bana bir bıçak verin lan. Tabii ver lan. Bir dakika Kubat. Allah! Kitlerim ulan! Allah yönetti, kitlerim! Bak, sinirden ne hale geldim, bakın! Tiktiriyorum! Geldik hele oğlan. Daştan mı geldin Kubat? He, sağa tek taş aldım. Biz de seni bekliyorduk aslancığım. Bak, kesme işlemi için. Keserim. Önce kendimi keserim, sonra suç ortağımı keserim. Ne gibi ceden? Beni niye kesiyorsun abi ya? Ben ne yaptım? Kim verdi lan bunu, verin beni? Şiddetine gerek var ya.